Ziya Selçuk. O kadar. Sempozyumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sempozyum aslında çok önemli bir konuya değiniyor. Yani insan konusuna ama bu önemi Türkiye ya da dünya gerçekten algılıyor mu? Ondan emin değilim. Çünkü insanın giderek bozulduğu ve psikolojik DNA'sına, fiziksel DNA'sına müdahale edildiği bir çağdayız. Hem her gün insanın özüne müdahale edilecek, hem de insan çok önemlidir diye bağırılacak. Bu gerçekten ciddi bir çelişki ve eğer insanla ilgili faydalı bir şey yapmak istiyorsak bence bundan bir an önce vazgeçmeliyiz. Kapitalizmle ilgili bir sıkıntı bu değil mi? Bundan bir an önce vazgeçmeliyiz çünkü ölçü insana çok faydalı olmak olmamalı bu çağda. İnsana daha az zarar vermek olmalı. Elbette kapitalizmle ilgili bir süreç ve kapitalizm yeni versiyonuna girdi. Özellikle bu 3. bin yıl diye bahsettiğiniz kavram çerçevesinde. Bu yeni versiyonda kitleselleştirmeden bireyselleştirmeye bir geçiş var. Ve bir sonraki aşamada da bireyselleşmenin kitleselleştirilmesi. Yani daha çok satış pazarlama var. Var ve bu bağlamda da bizim bundan şikayet edip sonra da bunu bütün müesseseleriyle, bütün politikalarıyla, bütün kurumlarıyla burada devrede tutmamız ve bunu besliyor olmamız gerçekten kendi içinde bir çatışma yaşıyor ve bir taraftan koskoca panolarda, billboardlarda israf haramdır diyeceğiz. Bir taraftan da tüketimi nasıl artırırız projeleriyle uğraşacağız. Bu hani insanın ne halde olduğunu Türkiye'de ya da dünyada aslında çok net gösteriyor. Burada eğer konuşulan şeylerden hani bir çekirdek çıkabilirse, bir uygarlık nüvesi, bir ışığı oluşabilirse ne güzel. Ama bunun yeri benim kanaatim açılış konuşmaları olmayan, çok gizli, derin, kapalı, gerçekten entelektüel bir derinlikle yapılması gereken bir iş bu. Bunun için örgütlenmek gerekiyor diyorsun. Yok, örgütlenmemek gerekiyor. Peki ne yapmalısınız buna karşı durmak için? Şimdi buna karşı durmak gerekmiyor aslında. Yani burada eğer karşı pozisyon alırsanız siz de taraf olursunuz. Bizim çocuk üzerinden bir proje düşünmemiz lazım. İnsanın öz yurdu çocukluktur. Aslında gelecekle çok ilgilenmek de doğru değil yani şu açıdan. Şu açıdan bir toplum sağlıklıysa geçmişten ve gelecekten çok söz etmez. Şu anı, şimdiyi yaşar ve şu anda neyse onun hükmünü ortaya koyar. Biz eskiden neydik diyen bir toplum şu anı sağlıklı yaşamıyordur büyük bir ihtimalle. Siz bizi yarın kaygı varsa zaten şu anı yaşamıyordur. Yani gelecekle ilgili endişesi şuysa, biz işte 21. yüzyılda 3. bin yılda işte bizim çağımız olacak. İkinci dönem bütün zayıflarımı yeneceğim, işte hepsini kaldıracağım vesaire. Bu şu anı yaşayamayanın şeyidir, esprisidir. Ondan dolayı da bizim eğitim geleceğe hazırlıktır, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır sloganlarından vazgeçmemiz lazım. Eğitim şimdiye uyandırmaktır, geleceğe hazırlamak değildir. Dolayısıyla bu tür çalışmaların azaltılması gerektiği konusunda burayı çıkarabilirsiniz. Bu biraz şeyle ilgili. Yani diyelim ki Türkiye'de 3-5 tane entelektüel sermayesi çok güçlü insan vardır. Ha, bunlar bir yere kapansınlar, basın gelmesin, açılış konuşması olmasın ve bunlar gerçekten şey yapsınlar. Yani ıstırabını çeken insanlar olarak yaramıza bir merhem düşünsünler ya da hissetsinler. Özet bu. Devletten beklentimiz yok ya. Yok, benim devletten beklentim çok yok. Çok teşekkür ederim sana. Kolay gelsin.